ya diyeyim. Genel Merkez kurucu üyesi ya. Ve MKYK üyesi. Şimdi alacaksın mı? Tekrar al şey. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Ben Süleyman Şanlı. 45 dakika gündem programıyla sizlerleyiz. Bugün yeniden Refah Partisi Merkez Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Sarı ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, Mustafa Sarı yeniden Refah Partimizin az önce bahsettiğiniz gibi kurucu meclis üyesiyim. Aynı zamanda MKYK üyesi. İç Anadolu Bölgesi Eğitim Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Aynı zamanda. Ayrıca Hatay'ımızı il sorumlusuyum. Teşekkür ederim başkanım. Yeniden Refah Partisi'nin bugünkü günümüzde ekonomiye bakış açısı ve bize anlatır mısınız? Evet. Önce bizi izleyen Doğuş TV izleyicilerine buradan sevgi, muhabbet ve selamlarımı iletiyorum. Artık bizim Doğuş TV'de bu şekilde programlarımız mutat hale geldi. İnşallah izleyicilerimiz bizi ilgiyle, zevkle izliyordur. Onların bize karşı ilgi duyması için sizin seçtiğiniz konular herkesin gündeminde bildiğimiz kadarıyla. Özellikle bu konuları seçiyoruz. Türkiye'nin gündemiyle ilgili konuları. Bunlar üzerinde görüşlerimizi serdediyoruz. İnşallah izleyicilerimiz bundan yeteri kadar yararlanırlar. Ben ayrıca size bu fırsatı, izleyicilerimize karşı bu bilgileri vermek için, bu fırsatı verdiğiniz için size de ayrıca ve teşkilatınızda çalışan, kurumunuzda çalışan arkadaşlarımıza çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın genel merkezimizin selam ve sevgilerini size ve izleyicilerimize buradan da bildirmeyi kendime bir görev atfediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Bize ekonomiyle ilgili neler anlatırsınız? Evet. Ankara'dan neler getirdiniz bize? Evet. Gerçekten şu anda Türkiye'nin gündeminde ve dünyanın gündeminde ekonomik sorunlar ön plana çıkmış durumda. Tabii ki siyasi partiler halkın siyasi, iktisadi, ahlaki, ilmi sahalardaki sorunlarını çözmek için olan kuruluşlardır. Bunlara talip olan kuruluşlardır. Bunlara talip olurlar, biz çözeceğiz derler. Ve neticede bununla ilgili proje ve programlarını, planlarını hazırlarlar. Daha sonra da iktidara geldikleri zaman bu projeyi hayata geçirirler. Programlarını hayata geçirirler. Ha, bunun neticesinde eğer ne kadar doğru tercih yapılmışsa, doğru teşhisler konmuşsa, doğru tedavi yöntemleri ortaya konmuşsa bekledikleri sonucu alırlar. Halkımız bunun sonucundan çok güzel kazanımlar elde ederler. Ancak yanlış teşhis, yanlış tedaviler ise halkımızı yanlış yönlere sevk ettiğinden yanlış kazanımlar elde edilir. Beklenen refah elde edilemez. Onun için ekonomi az önceki saydığım sahalardan en önemli bir unsur. Ekonomi deyince malumunuz aklımıza sanayi gelir, tarım gelir, hayvancılık gelir. Kısacası üretim, üretim, üretim gelir. Şayet bir ülkede yeteri kadar doğru istikamette üretim yapılamıyorsa, o ülkede ki insanlar beklediği refahı elde edemezler. Beklenen kazanımı elde edemezler. Onun için de üretimin önceden çok iyi planlanması, bölgelere göre, en küçük alanlara göre en iyi şekilde belirlenip gerekli teşhisler konulup şu bölgeye en verimli üretimin olabilmesi için hangi tesisler kurulacak, hangi tarım ürünleri burada ekilecek,
hangi hayvan türleri burada bulundurulacak, barındırılacak, bunların plan ve programı önceden çok iyi yapılmalı. Eğer bunlar yapılmadıysa hayal kırıklığına uğrarız. Hem o iktidar, yöneticiler kendilerini hayal kırıklığına uğratırlar, hem de halkımızı hayal kırıklığına uğratırlar. Ve bunun zararını bütün ülke çeker. Bütün halkımız çeker. Onun için çok dikkatli ve titiz olmak lazım bu konuda. Ve dünyadaki dengeleri de çok iyi gözetmek lazım. Biliyorsunuz burada dış dünyayla ilişkilerde ekonomi deyince aklımıza en çok ihracat ve ithalat fonksiyonları gözümüzün önüne gelir. Şayet ithalatınız ihracatınızdan fazla ise o zaman cari açık dediğimiz sonuç ortaya çıkar. Bu cari açıkta milletin sırtına büyük bir yük, kambur ve sıkıntı husule getirir. Yine bu da çok iyi bir planlama, az önce dediğim gibi doğru teşhisler ve doğru tedavilerle ancak mümkün olur. Şöyle bugünkü geldiğimiz ekonomik noktaya bakacak olursak, maalesef yanlış planlamalar, yanlış yürütmeler ekonomiyle ilgili, tabii hepsi yanlış demiyoruz, çok doğrular da var. Bugün altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri gerçekten doğru yapılan yaptırımlar. Ancak burada biz hep bardağın dolu tarafına değil, boş tarafına da bakmamız lazım. Eğer hükümetimizin bu konuda yanlışları varsa, eksikleri varsa, özellikle bu ekonomiyle ilgili hususlarda, bunları bizim muhalefet partileri olarak ikaz etmemiz, uyarmamız lazım. Yoksa bazı muhalefet partilerinin yaptığı gibi vurucu, kırıcı, itici söylemleri sürekli gündeme getirip muhalefet böyle yapılır anlayışıyla yaklaşırsak hiçbir şey kazanamayız. Hem kendimiz kaybederiz hem de halka kaybettiririz. Onun için bu konuda antiparantez şunu söyleyeyim. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ekonomik yaklaşımlarımızda, diğer sahalardaki yaklaşımlarımızda buna çok özen gösterdik. Önce bir kere nezaketi, zerafeti bir ortaya koymamız lazım. Bu çerçeveden siyasi arenaya bakıp muarızlarımızla bu konular üzerinde daha yapıcı, olumcu, sıcak yaklaşımcı bir ortamda bunları tartışıp konuşup çözüm aramalıyız anlayışına sahibiz. İlk çıkışımızda da Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, biz vurmaya, kırmaya, dökmeye gelmiyoruz. Biz yapılan bu hayırlı hizmetleri takdir etmeye, teşekkür etmeye ve yanlışların yanına doğruları koymaya, eksikleri tamamlamaya geliyoruz şeklinde çıktı. İkinci çıkışı ne oldu? İkinci çıkışı da şu iktidar bir gitsin de, şu AK Parti iktidarı bir gitsin de, ne olursa olsun siyaseti değil. Biz şu memlekete, şu halka hizmet etsin de kim gelirse gelsin siyaseti güdeceğiz dedi. Ve bu gerçekten halk tarafından çok büyük rağbet gördü halkımız tarafından. Ve halkın teveccühü bu ilk çıkışlarından sonra zaten başladı. Şu anda sahada gördüğümüz büyük teveccüh de bunun sonucudur. Yani rahmetli babası Erbakan'ın, kocanın zamanındaki o saygı, o terbiye, o nezaket Fatih Erbakan'la tekrar mı başlayacak diyorsunuz? Evet, inşallah. Şimdi evlat babanın sırrıdır malumunuz. Onun için şahsen ben şahsım da müşahede ettim en yakını olarak genel başkanımızın. O nezaketi, zerafeti, olaylara bakışı, ağzından çıkanı kulaklarının duyması gerçekten hocamı aratmayacak bir konuma getirdi onu. Halkımızın büyük teveccühü de zaten bundan dolayıdır. İnşallah bunu hep devam ettireceğiz. Çünkü milli görüşüm temelinde sevgi ve şefkat vardır. Temelinde sevgi ve şefkat vardır. Ve hedefinde de bütün insanlığın mutluluğu, saadeti vardır. Bizim temel anlayışımız budur. Evet. Onun için
Onun için genel başkanımız da ben bu hasletleri en yakından gözlemleyen birisi olarak, müşahede eden birisi olarak bu hasletleri görüyorum. Çok şükür böyle bir lidere sahip olduk. Yeniden Erbakan, ikinci 40 yılın Erbakanı olarak şu anda halkımız da bundan çok mutlu. Bizler de, bizleri de iştahlandırıyorlar, bizleri de gayretimizi, çabamızı artırıyor bu. Bir an önce şu mazlumların, mağdurların, masumların şu dertlerine son verilmesi için her an sahadayız. Hep halkın içerisindeyiz. Tabandayız yani. Ya üye kayıtları bayağı bir yükselmiş mi başkanım, evet, sizin açınızdan? Üye kaydımız genel başkanımız da geçen açıkladı. Şu anda 200 binlerde meclisteki partilerin aşağı yukarı birçoğunun üye kayıt sayısına ulaşmış durumdayız şu anda. Islak imzalı bu üye kayıtlar. Evet. Ancak bunların bir 200 bine yakını da şu anda kayıtlara geçilmemiş durumda. Bunun arkadaşlarımız, genel merkezimiz şu anda bunun mücadelesini veriyor. Yani yıllardır iktidarda olan bir partinin üye sayısına ulaştık diyorsunuz. Şu anda 4. sıralara yerleşmiş durumdayız. Çok şükür. Türkiye'de 116 tane parti var biliyorsunuz. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Süleyman Bey, şu yeni kurulan partiler var. Bunların çoğu biliyorsunuz daha büyük kongrelerini yapmadılar. Biz büyük kongremizi yaparız. Aşağı 3. yıla dönüyor. Ve Türkiye'de en büyük sayıya ulaşmış büyük kongreyi de yaptık biliyorsunuz. 45 evet. bin kişi. Yani hiçbir parti bugüne kadar, AK Parti de dahil, böyle bir çoğunluğa sahip olamadı. Ankara Arena'da en büyük kongremizi yaptık. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. %70'i genç. Zaten kongremizin %70'i genç. Bugün de teşkilatlarımızın aşağı yukarı %70'i genç. Bunları sahaya çıktığımız zaman, il teşkilatlarımızla birlikte olduğumuz zaman bu gerçeği görüyoruz. Elhamdülillah. Teşekkür ederim başkanım. Diyorsunuz ki teşkilatımız hazır, iktidara hazırız. Evet. Siz sadece bize hangi eksikler var onlarla ilgili soru sorun, biz cevaplayalım diyorsunuz. Evet. Sayın başkanım, sağlıkta konuyu açtınız biraz. Şu an bir vatandaş özel hastaneye gittiği zaman 500 liradan aşağı çıkamıyor. Bir film, bir muayene 500 lira özel hastane. Devlet hastanesinde yeşil kartın yoksa en az bir 35-40 lira, 50 lira muayene ücreti diyor. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Yeniden Refah Partisi'nin. Evet. Şimdi bugünkü iktidarın, hükümetimizin sağlıkla ilgili yaklaşımlarını başında da söylediğimiz gibi takdire şayan gerçekten çok büyük yönleri var. Ama tabii her sektörün böyle aksayan zaman içerisinde ekonomideki kırılganlıklardan dolayı, bazı dış etkenlerden dolayı maalesef bu tür serzenişler halkımız tarafından oluyor, sıkıntılar oluyor. Evet. Ama doğruya doğru demek lazım, yanlışa yanlış demek lazım. Bizim başlangıçtan beri çıkış noktamız bu. Bugün sağlık hizmetlerinde gerçekten takdire şayan güzel hizmetler olmuştur bugünkü hükümetimizin. Onun için sırf muhalefet yapmak amacıyla kötülemek, yanlış demek, bu haksızlık olur. Bu vebale sokar bizi. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Onun için sağlıkta da gerçekten bizim halkımızın en çok hassasiyetinin olduğu bir husus. Bu konuda bizim Yeniden Refah Partimizin de hazırlanmış çok ciddi projelerimiz var. Ki bunların yanlışla az önce bahsettiğim genel başkanımızın başından yanlışların karşısına doğrular. Eğer bugünkü sağlık hizmetindeki yanlışlar varsa bunları biz yerinde ve zamanında tespitini yaptık, teşhisini yaptık, güncelledik. İnşallah bu konuyla ilgili eksikleri tamamlayıp halkımızın daha sağlıklı bir bünyeye kavuşması yönünden, toplumun daha sağlıklı bir bünyeye kavuşması açısından çok ciddi çalışmalarımız, girişimlerimiz olacak. Reformlarımız var tabii. Diyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim efendim. Bizim belki diğer partilerden bizi ayıran nokta burası. Biz partiyi kurmadan bazı sahada halkımız soruyor bize. Efendim siz niye geç kaldınız partinizi? Niye kurmadınız şimdiye kadar? Ama dedim ben de bir parti kurulmadan önce o partinin hazırlıkları, o teşkilatın önden hazırlıkları yapılır. Biz aşağı yukarı
6-7 senelik bir sürede hep hazırlıkla uğraştık. Bunu halkımız bilmiyor. Belki şimdi benden çoğu ilk defa duyacak. Hazırlık, ekonomik alanda, eğitim alanında, ahlaki alanda, siyasi yapılanma alanında ne gibi halkımızın beklentilerine daha müsbet yanıt verebiliriz? Bunun hazırlıklarını yaptık 6-7 sene. Bunlar tamam oldu. Ondan sonra biz dedik ki Sayın Genel Başkanım artık partimizi kuralım. Çünkü biz bu projeleri hayata geçirmek için etkili olmamız lazım. Etkili olmak için de yetkili olmamız lazım. Ya yetki nereden geçer? Siyasi parti kurmakla ancak yetkiyi elde edebiliriz. O otoriteye gelmekle yetkiyi elde edebiliriz. Onun için artık partimizi kuralım dedik. Şöyle genel başkanımız illere bir baktı şöyle, eksiklerimiz var. Ben dedi ayağımın birini sağlam almadan adımımı atmam dedi. Bu sözün üzerinden bir yıl daha geçti. Ben bizzat bunu müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum. Partimizin bir mensubu olarak söylüyorum. O bir yıl geçtikten sonra şartlar uygun hale geldi. Hazırlıklarımız tamam oldu. Ondan sonra da Sayın Genel Başkanımız partiyi kurmaya karar verdi. 2018'de biliyorsunuz Kasım, 15 Kasım'da partimizi kurmuş olduk. Elhamdülillah. Ve şu anda 3. yılı tamamladık. Sahaya indiğimiz zaman çoğu kardeşlerimiz hala daha bizi bilmeyen, tanımayan kişilere rastladık. Onlara da kendimizi tanıtıyoruz hızlı bir şekilde. Ve insanlar inanır mısınız? Çay gibi arayış içerisinde olan, boşluğa düşen insanlar partimize büyük bir teveccühle geliyor ve üye oluyorlar. Başkanım şöyle bir soru da geldi bana. Daha önce gelmişti. İnsanlar şunu soruyor. Diyor ki biz bu zamana kadar yani bir 20 yıldır delegeler, partilere üyeyiz ama biz belediye başkanımızı seçmedik. Biz vekilimizi seçmedik. Biz bizi yönetecek insanları seçmedik. Hep atamayla geldi. Yeni Refah Partisi'nde bu ışık var mı? Evet. Delegeler veya üyeler belediye başkanı seçecek mi? Milletvekilini onlar belirleyecek mi? Evet. Bununla ilgili bizi aydınlatırsanız. Önce, çünkü halk önem veriyor buna. Tabii. Çok önemli bir kısa değindiniz. Güzel bir soru sordunuz. Şimdi efendim siyasi partiler kimin için var? Halk için var. Eğer az önce başından belirttiğim gibi halkın beklentilerine, halkın gereksinimlerine yeterli yanıtı veremiyorsanız gerek muhalefette gerek iktidarda halk sizi çok iyi yorumlar, çok iyi değerlendirir. Kolay kolay sizi iktidara getirmez. Çünkü bazı muhalif partiler başta ana muhalefet partisi olmak üzere bak yıllardır iktidara gelemiyor. Aslında bunu kendinde araması lazım, bu yanlışı, bu hatayı kendinde araması lazım. Bugün ana muhalefetten bizim partimize feş feş insanlar geliyor. Belki onların haberi yok. Üye olmayıp da o partiye oy veren kardeşlerimizden zaten haberleri olmaz. Ama üye olup da üyelikten silinip bize gelenler de var. Ben bizzat buna şahidim. Ha bu demektir ki partiler halkımızın beklentilerini ortaya koyacak bir projeyi ortaya koyamıyorlar. Bu çok büyük bir etken oluyor. Buradan şuraya gelme, sizin sorunuza gelmek istiyorum. Teşkilatlar muhalefet döneminde, hazırlık döneminde iktidara gelmeden kendilerini tahkim ederler. Kendilerini hazır hale getirmek için sanki bir hükümetteymiş gibi gerekli hazırlıkları yaparlar. Muhalefet bunun için olmalı. Yoksa iktidara atıp tutmak muhalefet değildir. Biz buna kesinlikle karşıyız. Eğer bir iktidarın yanlışını gördüyseniz, hükümetin yanlışını gördüyseniz ki siz yanlışı söylediğinize göre, o yanlışı gördüğünüze göre onun karşılığında sizin bildiğiniz bir doğru vardır. O doğruyu ortaya koymanız gerekir. Rahmetli Erbakan Hocam bunu hep yapardı. Hep yapardı, evet. Yanlışları teşhis ederdi, ortaya koyardı. Arkasından doğruyu söylerdi. Aynısını biz genel başkanımız şu anda aynısını yapıyoruz. Onun için teşkilatlarda hükümete hazır olmak için hükümet gibi çalışması lazım muhalefetteki teşkilatlar. Biz şu anda öyle. Her sahada, milli eğitimde, ekonomide, dış işlerinde,
aile hayatıyla ilgili hukukta bizim sanki bir kabine gibi çalışıyoruz şu anda biz. Niye? Hazır olacaksın. Muhalefetteyken teşkilatların buna hazır olacak ki yarın iktidara geldiğin zaman şakır şakır görevlerini yerine getireceksin. Hiç bocalamayacaksın. Çünkü bocalamaya, ertelemeye bu milletin tahammülü kalmadı. Onun için biz bu vebal bilinciyle özellikle çalışıyoruz. Bir de biz iktidara gelelim de ondan sonra bunları hayata geçirelim diye bir iddiamız da olmadı. Biz burada da farklı düşünüyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak. Nasıl farklı düşünüyoruz? Dışarıdan hükümetimize dedik ki dışarıdan faizli borç alıp bu borçları halkımıza vergi ve zam olarak yansıtıp daha fazla ezmeyin dedik. Bakın bizim ülkemiz zengin, kaynaklarımız var, yerli milli kaynaklarımız. Bunları hayata geçirin peyderpey. 150 milyar dolarlık kaynak paketimizi çıkardık. Uzun bir süreç, az önce bahsettim, uzun bir süreç çalışması sonucu. Bunu ortaya çıkardık. Bunun baş mimarı da Profesör Doktor Doğan Aydal hocamız. Ekibiyle beraber, ARGE Başkanı aynı zamanda kendisi. Evet. Bunu ortaya koydu ve gerekli incelemeler yapıldı, gerekli düzenlemeler yapıldı. Tamamen güncel, tamamen gerçeklere dayalı, tamamen bilimsel ve matematiksel. Eğer siz bir şeyi eleştiriyorsanız matematiğin karşısında kimsenin eleştirisi, kimsenin yanıtı yerini bulmaz, boştur matematiğin karşısında. Tek doğru biz, var yani. Evet, biz bilimsel ve matematiksel olarak bu projeyi hazırladık. Sen iktidara gelinceye kadar bu millet bunu bekleyecek mi? Belki bir sene sonra seçim olacak, belki iki sene sonra, belki üç sene sonra bilemezsin. Cumhurbaşkanımızın önüne bu kitabı verdik. Sayın Cumhurbaşkanım, isterseniz size briefing de veririz. Bunu bilimsel olarak ekonomistlerin yanında açıklarız, izah ederiz. Bir an önce halkımız kurtulsun. Bizim öyle bir iddiamız yok. Bizim derdimiz halk. Bizim derdimiz millet. Onun için buyurun siz uygulayın. Hepimiz rahatlayalım. Çünkü hepimiz aynı geminin üzerinde. Bu gemi batınca hepimiz batarız diye bu anlayışımızla kaynak kitabını önüne koyduk. Bunların 6-7 ay öncesi. Sadece Cumhurbaşkanımıza değil. Diğer parti liderlerine de takdim ettik. Sivil toplum örgütlerine takdim ettik. Dün sahada gezdik, onlara da takdim ettik. Böyle ilgi duyan bütün kardeşlerimize takdim ediyoruz. Ve bu şekilde bir yaklaşımımız var. Teşkilat içerisimizde sizin o sorunuzu biraz geniş tuttum ama kusura bakmayın. Şimdi teşkilatların içerisinde bu delegelerle ilgili bunlar zaman içerisinde yanlışlarımız, eksiklerimiz zaten sırıtıyor, kendini gösteriyor. Biz önce teşkilat mensuplarımızın daha huzurlu bir ortamda çalışması için, daha bilimsel, daha akılcı, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek projeleri anlaşılır bir şekilde önce onlarla paylaşıyoruz. Sık sık haftalık toplantılarımızı yapıyoruz. Aylık mutat, il divanları, bugün akşam mesela il divan toplantımız var, genişletilmiş. Bütün kardeşlerimize bunları anlatıyoruz, izah ediyoruz. Az önceki sizin bahsettiğiniz sıkıntılar, istenmeyen durumlar bu şekilde izale edile edile tam mütekamil bir hale inşallah gelmiş olacağız. Haliyle bizlerde de ufak tefek her partide olduğu gibi sıkıntılar olur, olmaz olur mu? Yalan söyleriz olmaz dersek. Ama biz şöyle düşünüyoruz Yeniden Refah Partisi olarak. Güzel bir çocuk dünyaya gelecek. Bunlar o güzel gelecek çocuğun doğum sancıları diyoruz. Ve izale ediyoruz. Yerinde hemen hallediyoruz. Şu anda elhamdülillah şu Hatay'da bile bazı ufak tefek sorunlarımız vardı. Sağ olsun il başkanımız Yusuf Metin Bey anında ve zamanında olaya müdahale edip benden de desteğini alıp her zaman onun yanında oluyorum ve anında onu izale edip o kırgınlıkları, o hoşnutsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Akılla değil mi? Evet, akılla. Birleştirici, nezaketle, birliktelik. Birleştirici. Şimdi zaten konuyu açıyor. Siyaset
çoğu kişi tarafından, başta yukarıdaki bazı muhalefetin, iktidarın üst kurmayları tarafından siyaset sanki böyle ayrıştırıcı gibi geliyor bize. Öyle yaklaşımlar içinde olduklarını halkımız görüyor. Oysa siyaset ayrıştırıcı olmaması gerekir. Birleştirici olması gerekir. Sanki bu kardeşlerimiz, diğer partili üst kurmay kardeşlerimiz basında konuştukları zaman birleştirici olarak yapıyoruz biz bir hareketi zannediyorlar. Oysa ayrıştırıcı oluyor. Bunu çok iyi önceden hazırlanmak, bunun sonucu nereye var? Akıl bir işin sonunu düşünmektir. Sonu nereye var? Onu iyi irdelemeleri lazım. Halkta ne gibi bir olumlu etki yapacak? Onu iyi düşünmeler lazım. Ondan sonra o basın açıklamalarını, konuşmaları yapmalar lazım. Onun için biz siyaseti ayrıştırıcı değil, birleştirici, kaynaştırıcı, barışçı. Hani bizim sloganımızda şu vardır. Savaş değil, barış. Çatışma değil, diyalog. Sömürü değil, hakça paylaşım. Tekebbür değil, baskı değil. Hakça özgürlükler. Bunları biz hep ön planda tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Başarımızın sırrı da buralarda gizlidir. Teşekkür ederim başkanım. Bir soru daha var. Gençlerin problemlerine geçmezden önce bunu da sorayım. Annelerimiz diyor ki tenceremiz boş. Refah Partisi, yeniden Refah Partisi bize bu tenceremizi doldurmak için hangi zirai veya tarım veya ekonomik net gibi önerileri var? Neler yapacaklar? Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tencerenin dolması için, halkımızın müreffehi için öncelikle başında söylediğim gibi yerli ve milli üretime ağırlık vermemiz lazım. Yerli ve milli üretimde de en çok ilk akla gelen sanayi, çiftçilik, yani tarım. Efendim, hayvancılık, o da tarıma giriyor gerçi. Bunlar bir de eğitim. Bak bu çok önemli. Eğitim, bilimsel ve teknolojik yaklaşımlar. Çünkü bu üretimi yapacaksınız. Az zamanda çok iş yapma, bu üretimli olur. Şimdi bizim bütün kurumlarımızda 3 tane unsur var Süleyman Bey. Bütün kurumlarda, işletmelerde. Fiziki unsurlar var. Beşeri unsurlar var. Kavramsal unsurlar var. Bunun üçünün birleşmesiyle üretim sağlıklı bir yapıya kavuşabilir. Nedir bunlar? Fiziki unsurlar malumunuz. Makinalar, diğer bütün müştemilatlar, araçlar, gereçler, bunlar fiziki unsurlar. Beşeri unsurlar da insandır, insan faktörü. İnsanı motive etmezseniz, o işe motive etmezseniz, bilimsel ve teknolojik alanda, sahada iyi yetiştirmek, geliştirmezseniz, efendime söyleyeyim, o insan istediğiniz kadar çok son teknoloji, fiziksel unsurları teslim edin, verim aramazsınız. Ahlak olmazsa verim aramazsınız. Burada ahlak da çok işte. Beşeri unsurlar dediğim zaman ahlak ve bilimsel teknolojik kazanımlarının olması demektir. Üçüncü unsur kavramsal dediğimiz, günümüzün teknolojisindeki bilgisayar, internet, dijital ortam, işte aklınıza sayın teknoloji, bunlar gelir kavramsal unsurlar. Bunları da bu iki unsura, üçünü birden katmazsanız, eksik bırakırsınız, istediğiniz sonucu alamazsınız. O tencere dolmaz. Dünyanın şartları belli. Dünyanın teknolojisi belli. Sahadaki gelişmeler belli. Bunları çok güzel teşhis edeceksiniz. Ancak bizim yıllardır 40 sene rahmetli Erbakan hocamla başlayan bir teşhis var. Ve bunun da tedavileri de var bizde. Güncellenmiş. O bacımızın, kadınlarımızın tenceresinin dolması için ve huzurlu olması için toplumun şu mevcut hastalıklardan, hastalık derken sadece şu sağlıkla ilgili hastalığı, bildiğimiz güncel hastalığı kastetmiyorum. Hastalık saymakla bitmeyen intiharlar, geçim sıkıntısı, boşanmalar, hırsızlık, arsızlık, fuhuş, işte say. Hastalık derken bunları da kastediyorum. Sadece sağlıkla ilgili değil.
bunlara acaba ne yapıyor? Bu hastalıkları bir mikrop olur. Hastalığı mikrop olmaz mı? Bir mikrop olur. Ha biz Yeniden Refah Partisi olarak ta milli görüş anlayışına dayalı olarak rahmetli Erbakan hocamızın zamanında teşhis edilmiş, tespit edilmiş mikroplar var. Hala günümüzde geçerli. Yok diyen bir tane vatandaş gelsin, izah edelim. 5 tane, 6 tane hatta 6 tane mikrop var. Birisi bu faizler. Faiz ne demektir? Üretmeden tüketme hakkını elde etmektir. Nasıl tüketme hakkını elde ediyorsun? Senin ürettiğini bana veriyorlar. Senin üretme hakkını bana veriyorlar. Ben onu tüketiyorum. Faiz budur. Kısacası anlamı budur. Bu zulümdür. İkincisi yüzlerce haksız vergiler var. Fakiri fukarayı ezen. Bunların kalkması lazım. Bu haksız vergilerin. O tencerenin dolması için. Bu milletin cebinin dolması için. Bu milletin şu şikayetlerinin ortasından kalkması için. Üçüncüsü kambiyo, döviz hareketleri. Görüyorsunuz işte şu anki yaşadığımız Türkiye'nin gerçeği. Bunun çok doğru teşhis ve yaklaşımlarla bunun ortadan kalkması lazım. Bu döviz yansımasını, olumsuz yansımalarının ortadan kalkması lazım. Bununla ilgili çok ciddi bizim ortaya koyduğumuz çalışmalar var. Birisi de darphane. Eğer sanmıyorum hükümetimiz böyle bir yanlışı şu anki hükümetimizin yaptığını. Geçmişte çok yapıldı bunlar. Yapıldıysa da yapıyorsa da derhal vazgeçmesi lazım. Darphane eğer siz karşılıksız, karşılığı olmadan, o değerler olmadan parayı basarsanız vatandaşın cebindeki bastığınız para oranında %1'ini, %2'sini alıp götürürsünüz. 100 lirada 1 lirasını alır götürürsünüz. Bu da bir zulümdür. Bu mikrobun da ortadan kalkması lazım. Bir diğerine şu haksız krediler. İnsanlar intihar ediyor başkanım. Evet. Polisi intihar ediyor, askeri intihar ediyor. Niye intihar ediyor? Bu hastalık, işte bunları bir hastalık olarak telakki ettim ben. Bunların mikrobundan bahsediyorum. En sonuncusu da şu israflar. Yani şu israflar rahmetli Erbakan hocamın zamanında bir check-up yapıldı. Ortaya geldi, bir toplandı. Milyar dolarlar ortaya birikti, havuz, o kamu tek hesabı evet. Birikti. Millete bir dağıttı, oh hayat varmış dedi. Hala onu konuşuyorlar. Hala emekliler, bağkurlar, memurlar, çiftçiler, ürün sahibi, bütün vatandaşlarımız, ya biz onun sayesinde ayakta kalıyoruz diyorlar şu anda. O verilen, o limitin yükseltilmesiyle biz ayakta kalıyoruz diyor. Onlar bunun üzerine koydular sonraki gelen hükümetler. Anlatabildim mi? Eğer Sayın Süleyman Bey bu mikropları kaldırmazsanız şu sizin de benim de saydığım bu toplumdaki boşanmaları, geçim darlıklarını, hırsızlığı, arsızlığı, fuhuşu, tencerenin dolmamasını, kıtlıkları, sıkıntıları ortadan kaldıramazsınız. Hastalığın yok olması için önce mikrobu ortadan kaldıracaksınız. Nasıl poliklinikte teşhis hastalığa konulur, doktor onu doğru laboratuvara gönderirse mikrobunun acaba hastalığı ne yaptı? Mikrop. Ben size 6 tane mikrobu saydım. Nedir bu? Faiz, haksız vergiler, kambiyo, darphane, krediler, haksız krediler ve ısraflar. Bunları kaldırmadığınız sürece hangi parti olursanız olun, ne olursanız olun, hepiniz birleşin, yan yana gelin, üst üste gelin. Mümkün değil, bu toplumdaki sıkıntıları, huzursuzlukları kaldıramazsınız. Bunun ilk adımını rahmetli Erbakan hocam, bu mikroplardan milleti kurtarmayla ilk adımı attı. Kokusunu gösterdi 96 yılında 54. hükümette. Biz şimdi sahada yaptığımızı, referansımızı ortaya koyuyoruz. Yoksa şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle uçacağız, şöyle kaçacağız. Şunlar da söyledi de öyle bir şey yapamadılar diyorlar. Ama biz yaptık, gösterdik bu millete. İspat ettik. Onun için vatandaşlar bize şu anda teveccüh, rağbeti onun için çok büyük elhamdülillah. Onların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Şeyimizde az önce bahsettiğiniz teşkilatlarımızı çok da güzel birleşmesini, kaynaşmasını, tahkimatını çok güzel
yapıyoruz, titizlikle üzerinde duruyoruz. Benim zaten görevim bu. Burada gerçekten arkadaşlarım belli bir diyalog içerisinde organize olabiliyorlar mı, koordinasyonlu çalışabiliyorlar mı? Bunların teşhisini, tespitini yapıyorum. Buralarda eksiklikler varsa bunları gidermek için gerekli telkinleri yapıyoruz. Gerekli uyarıları, ikazları kardeşlerimize yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu söylediğimiz eksiklikleri zamanında yerine getiriyorlar. Başarımızın sırrı da bu zaten. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Programımızın 40 dakikalık bir bölümünde maşallah güzel mesajlar verdiniz. Maşallah. Ortak aklı ortaya koydunuz. Hastalıklar evet dediğimiz o toplumun yarayan karası, kangren olmuş konuları dile getirdiniz. Gelelim gençlerimize. Gençlerimiz hocam şöyle bir şey var. Bu önümüzdeki seçimde 18 yaşını dolduran 6 milyon gencimiz var. Bu da Türkiye nüfusuna göre %25'e oy oranında %25'e tekabül ediyor. Bu gençlerimize yeniden Refah Partisi neler vaat ediyor? Hangi projeleri sunacak? Çünkü bu gençlerimizin gönlünü alan yolu yarılamış oluyor. Evet. Gençler, gençler, gençler. Süleyman Bey, ben önce bu sorunuzun cevabına merhum rahmetli Erbakan hocamızın bir sözüyle girizgah yapmak istiyorum. Bir milletin topu, tüfeği, tankı, uçağı değil, imanlı gençleri en eftaldır. İmanlı gençler gerekir. Sözü bizim şiar edindiğimiz çok önemli bir cümledir. En önemlisi tank, tüfek, silah değil, imanlı gençliktir. Allah'ın izniyle böyle imanlı bir gençlik bir milletin bünyesinde varsa onu hiçbir ülke sırt üstü getiremez. Bunu kafamıza böyle koyalım. Geçmişte çünkü bu yaşanmış, tecrübe edilmiş bunlar. Denenmiş, yaşanmış. Hak merkezli medeniyet anlayışında gençlere önem vermek vardır. Yüce Peygamberimiz Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye 17 yaşında bir genci sonradan Müslümanlığa iltihak eden bir genci vali olarak atadı gitti. Onun ehliyeti, liyakati vardı. Hatta öbür ileri gelenler bile şaşırdı buna. Allah Allah. Peygamber biz dururken peygamberimiz bunu niye bu genci koyuyor? Hiç itiraz etmediler. İtaat vardı çünkü. Kurallara uymak vardı o zaman. İbadetti, itaat ibadettir biliyorsun. En büyük ibadetlerden cihat ibadetinin bir unsurudur. İtaat. Hiç seslenmediler ama Mekke en güzel şekilde 17 yaşında genç tarafından yönetildi o zaman. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet örneği gibi. Bizim genel başkanımıza bile daha genç ya bu 40 yaşında, şu anda 42 yaşında bizim genel başkanımız. Genç, dinamik, donanımlı, birikimli elhamdülillah. Ben her zaman onu hatırladığım zaman gerçekten gurur duyuyorum milletimizin adına. İnşallah milletimize umut olacak. Geleceği parlak bir liderimiz ortaya çıktı şu anda. Biz ona gerekli itaati yapıyoruz. Onun programlarını arkadaşlarıyla genel merkezimizde hazırladığımız programları sahamızda da en güzel şekilde eksiksiz uygulamaya çalışıyoruz. Onun için şunu söylemek istiyorum. Zaten daha akşam 20 yaşına 17 yaşından başlayan 20-25 yaşına kadar olan gençlerle akşam futbol oynadık Reyhanlı'da, halı sahada gençlerimizle. Bu bizim gençlere önem verdiğimizin, gençlerle birlikteliğimizin bir ispatıdır diye söze başlamak isterim. Ayrıca yine çok güzel bir aramızda müsabaka oldu. Ondan sonra oturduk şöyle bir kenara, çaylarımızı içtik beraber. Onların sorunlarına değindik, sorular sordular. Çok güzel bir sohbet oldu elhamdülillah. Onun için gençler bizim göz bebeğimiz. Gençlerle ilgili çok ciddi projelerimiz var. Çünkü tanktan, tüfekten, silahtan, diğer bütün güçlerden daha çok imanlı gençliğin gücüne biz ehemmiyet verdiğimiz için gençler bizim olmazsa olmazlarımız. Hatta her toplantılarımızda ben diyorum ki bir teşkilatın sağ kanadının biri gençlerimiz, kanadının biri de uçağın, uçağın kanadının biri gençlerimiz, biri de hanımlarımız diyoruz. Eğer bunlar olmazsa bu uçak havalanmaz. Kanadı olmazsa uçak havalanmaz. Aynen. Onun için gençler bizim sağlam kanadımızın birisidir. Bunun eğer ispatı yine şöyle söyleyeyim. Biz az önce bahsettiğim Ankara'da en büyük kongreyi yaptık.
45 bin kişiyle %70'i bunun gençti, gençlerimizdi. Bu bize gençlerimize verdiğimiz ehemmiyeti gösterir. Eğer bu gençleri düşünün, maneviyat eksenli, bizim değerlerimize saygılı, değerlerimizi bilen gençler olarak eğitimimizi dizayn eder. Kendi milli değerlerimize, milli anlayışımıza göre eğitim müfredatımızı yeniden gözden geçirip onu yeniden tahkim edersek o gençlerin artık kimse önünde duramaz. Onun için biz önce olmazsa olmazlarımız milli eğitim müfredatını, genel başkanımız da sürekli bunu dile getiriyor, yeniden baştan gözden geçireceğiz. Gençlerimizi tamamen bilimsel, sorgulayan, teknolojiye önem veren bir gençlik ama olmazsa olmazımızda maneviyat eksenli olacak. Çünkü biz okullarda hep 5-4'ten büyüktür mevhumunu ortaya koyduk. Doğru. Ama helal 4'ün haram 5'ten büyük olduğuna maalesef temas etmedik. Güzel. Onun için biz helal 4'ün de aynı zamanda helal haram 5'ten büyük olduğunu gençlerimize bunu bu manevi hayat ekseni dediğim konu budur. Bunun üzerine yerleştirdiğimiz zaman gençlerimizin önünde kimse duramaz Allah'ın izniyle. Ve gençlerimizin gerçekten şu anda boşlukta. Bugün 1,5 milyon üniversite mezunu gencimiz şu anda işsiz. Bir yere oturuyorum restoranta, bir kız garson geliyor. Kızım hangi okulda okuyorsun? Üniversite 3'te diyor. Veya bitirdim ben amca diyor. Bitirenler de var, hala okuyanlar da var. Efendime söyleyeyim. Bunlar harçlığını oradan çıkarmak için. Bitirenlerde iş yok. Orada garsonluk yapıyorlar. Ha garsonluğu ben küçümsemiyorum. Çok değerli bir meslek ama herkes garson da bir bugün bir ihtisas isteyen bir iş. Öyle kolay değil. Öyle tabağa getirmek, ortaya koymak kolay değil. Garsonlarımıza gerçekten ben çok saygılıyım, çok değer veriyorum. Ama üniversite mezunu da olsa o garsonumuzun maharetini ortaya koyamaz. İyi yetişmesi lazım eğer üniversitede de olsa. Onun için öğrenmek herkes, zorunda kalıyor. Herkes şey. Hangi konuda ihtisas yaptıysa, eğitim aldıysa o sahada halka verimli olması lazım. Zaten ilk çıkışı da bunun için değil mi? Okumasının, eğitim görmesinin sebebi de bu. Onun için gençlerimiz maalesef bugün, ben çok iyi bilirim, jeoloji mühendisi olmuş. Benim kızım ya, yüksek jeoloji mühendisi, benim kızım, öz kızım. Şu anda eksperlik yapıyor, mesleğini yapmıyor. Ama eksperlikte de gerçekten çok uzman şu anda, çok uzman. Onun için üniversiteler gereği gibi yeteri kadar maalesef gençlerimizi yetiştiremiyor. Buradaki yetişmemekteki en büyük eksiklik de maneviyat ekseninde zayıf kalışımız. Ta ilkokuldan üniversite sonuna kadar maneviyat ekseninde zayıf kalmamız, bunu göz ardı etmemiz maalesef gençliğimizde büyük bir zaafı ortaya koyuyor. Biz bunu tamamlamak için gerekli programlarımızı, projelerimizi zaten yıllar öncesi rahmetli Erbakan hocamızın zamanında yapılmıştı. Biz yine bunları güncelledik. İnşallah bilim ve teknoloji alanında gençlerimizi o sahaya çekecek. Az önce bahsettiğiniz materyalleri, araç ve gereçleri, teknolojinin gerektirdiği bütün bu bilimsel araç ve gereçleri onlara milli kaynaklarımızdan bedelsiz olarak okullarda temin edip onları en güzel yetiştirmenin çabası ve gayret içerisinde olduk, yine olacağız. Yine olacağız diyorsun. Yani Sayın Başkanım, gençlere şu mesajı mı vermiş oluyorsunuz açık ve net? Gençlerimiz hayal ettikleri, sevdikleri işi veya mesleği gönül rahatlığıyla biz iktidar olursak önlerini açacağız, aynen, yapacaklar diyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ederim başkanım. Peki Fatih Erbakan, basından yeter kadar destek alabiliyor mu başkanım? Maalesef genel başkanımız basından yeteri kadar desteği almıyor. Şu arada ara sıra bazı basın kuruluşlarının basına çıkardıklarını görüyoruz. Ve halkımız da gerçekten bundan çok memnun oluyor.
Çünkü gözlemlediğimiz, teşrik mesai yaptığımız insanlar bize gerçekten biz böyle bilmiyorduk genel başkanı. Bize umut olacak, geleceğin bir lideri olarak görmek istediğimiz insanı onun üzerinde gördük diyorlar. Bunları kendileri itiraf ediyor insanlarımız. İnşallah bundan sonraki aşamalarda bu basın organları genel başkanımızı sık sık çıkarırlar ki, çünkü artık sosyal medyada çok yaygın olduğumuz için karşı taraftaki şeyler de, basın mensupları da bunu zaten zaman zaman genel başkanımıza itiraf ediyorlar. Sosyal medyada çok iyisiniz diyorlar. Onun için artık mızrak çuvala sığmaz oldu. Artık bundan sonra inşallah sık sık çıkarırlar da milletimiz doğru tercih yapmayı, doğru tercih yapma fırsatını bulur inşallah. Güzel sorgularlar diyorsun, evet, yani. Evet, daha iyi sorgulamış olurlar. Ama bunun dediğim gibi ne yapsalar mızrak çuvala sığmaz, güneşi balçıkla sıvayamazlar. Geçmişte olduğu gibi genel başkanımız gerçekten halk tarafından çok büyük bir teveccüh gördü. Umut ışığı oldu. En büyük umut ışığının yakan, umut güneşini yakan genel başkanımız Allah'ın izniyle bizim gözlemlerimiz sahada halkımızın umudu olma yolunda gerçekten çok büyük güven veriyor. İnşallah bu güveni tam ileriye taşıyacağız. Ülkemizin selameti için, ülkemizin refahı için gereken yapılacak. Ne gençlerimiz, ne tüm halkımız umutsuz olmasınlar. Hiç endişe etmesinler. Eğer daha fazla umutsuz olur, endişeye kapılır, tasalanır, stres içerisine girerseniz bağışıklık sisteminiz düşer, koronaya da çabuk teslim olursunuz. Allah esirgesin. Onun için halkımız müsterih olsun. Ne olur? Biraz sabır gerekiyor. Biz geleceğiz Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin ikinci 40 yıl yeniden doğan güneş olacak. Allah'ın izniyle. Halkımızda özlediğimiz 54. hükümet zamanındaki halkımızda özlediğimiz o kucaklaşmayı, halkımızın cebini parayla doldurduğumuz o günleri, şöyle onlar rahatlayınca, onlar mutlu olunca bizim de mutlu olduğumuz günleri yeniden yaşayacağız inşallah. O zaman şunu mu diyorsunuz Sayın Başkanım? Yeniden Refah Partisi yüzünü güneşe döndü, sırtını zırhlayarak karanlığa döndü. Evet. Diyebilir miyiz? Bizim kitabımızda, bizim anlayışımızda karanlık yoktur bir kere hiç. Evet. Biz her zaman geçmişte milli görüş anlayışı hep karanlığı aydınlığa çeviren, karanlığa sövmedik, kızmadık, bağırmadık. Karanlığı ortadan, herkes bağırıyor karanlığa. Ya şu karanlık gitmedi, küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor ama karanlık gitmiyor. Biz ne yaptık? Bir mum yaktık, karanlık ortadan kalkıverdi. Şimdi de güneşle geliyoruz Allah'ın izniyle. Teşekkür İnşallah. Ederim başkanım. Hatay'a geldiniz, misafir oldunuz, Doğuş TV'ye misafir oldunuz. Hatay'la ilgili projeleriniz neler başkanım? Evet, şimdi Hatay'la ilgili projelerimizi, güzel bir soru. Hatay'la ilgili projelerimizi söylerken şuna özellikle temas etmek istiyorum. İnşallah 81 ile 181 proje adı altında 400 sayfalık ilk kitabımız, ilk kitabımız bu 4000 küsur sayfa da, 400 sayfalık ilk kitabımız 29 Ekim rahmetli Erbakan hocamızın doğum gününe rastlayan o günde kitabımızı çıkaracağız. Hazırlandı, basımı, her şey bitti. Bir nevi bu artık kaçıncıya geliyor, kaçıncı kitabımız tam hatırlayamayacağım. Önceden kaynak kitaplarımızla birlikte bu son çıkacak olan kitaplardan birisi. Önemsediğimiz için de 29 Ekim'de inşallah bu kitabı çıkaracağız. Hatay'ımızla ilgili çok güzel projelerimiz var. İsterseniz onu bir dahaki sefere inşallah nasip olursa bu kürsüden Hatay'la ilgili projelerimizi anlatırsak daha hoş olur, daha gerçekçi olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Burada bir gerçek bilgi daha önüme düşmüş oldu. 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluş, Tabii Cumhuriyet'in kuruluşu. Rahmetli Erbakan'ın da Evet, doğum günü doğum günü. o. Fatih Erbakan'da böyle şifreler var mı hocam? Fatih Erbakan'ın şifreleri babasını nasıl tanıyorsanız aşağı yukarı onun izdüşümü diyebiliriz yani o tür şifreler. Elhamdülillah biz bir de şunu söyleyeyim. Şifre derken biz şifreyi kırmaya değil çözmeye talibiz. Kırmakla çözmek farklı düşünce tarzlarıdır. Bunu ayırt edebiliyoruz. Halkımız da ayırt edebilir. Mesela şurada bir ağaç var. O ağaçta elma canınız çekti. Gidip o elmayı koparıyorsunuz. Bu haramdır. Bu şifreyi kırmaktır. Nefsinizi körlüyorsunuz. Çözüyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ama bu şifreyi kırmaktır. Çözmek nasıl? Orada sahibi var. Şuradan bir elma koparabilir miyim? Tabii buyurun diyor. Gidiyorsunuz, koparıyorsunuz. Bu da şifreyi çözmektir. Biz şifreyi kırmak için değil, şifreyi çözmek için Allah'ın izniyle halkımızın huzuruna geliyoruz. Tekrar ediyorum, mutsuz olmasınlar, üzüntüye kapılmasınlar, yeise kapılmasınlar. Biz yeniden refah olarak ikinci 40 yılı başlattık. Yine geliyoruz. Yaptık, yine yapacağız. Yine yapacağız Evet, diyorsunuz. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim Ben başkanım. teşekkür ederim. Bize son Doğuş TV izleyenlerine neler anlatmak istersiniz? Son soru Evet. olarak size. Çünkü 45 dakika gündemin üzerine çıktık. Bir saate yaklaştı. Evet. Biliyorum ki çok uzayacak, çok konular var. Tabii çok konuşulacak şey var. Bize neler anlatmak istersiniz? Yani yeni Refah Partisi'nin idealleriyle ilgili, sizin ideallerinizle ilgili son sözler olarak. Evet. Güzel, geniş alırsanız mutlu olurum. Çünkü insanlar gerçekten çok soru var. Evet. Çoğuna ben sormadan siz cevap verdiğiniz için ben üzerine karaladım, çizik çektim. Gerçekten güzel mesajlar verdiniz insanlara. Evet. Buradan güzel yayınlar dileyenler var. Programımızı canlı izleyenler var. Bu kardeşlerimize neler anlatmak Evet. istersiniz? Çok kıymetli Doğuş TV izleyenlere tekrar buradan bizi izledikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki bizi izleyen kardeşlerimiz daha çok anlatacaklarımız elbette ki var ama bu bir saat içerisine ancak bu kadarını sığdırmak mümkün. İnşallah bundan sonra mutat olarak size de bu sözü veriyoruz. Birlikte olduğumuz her programda daha değişik konularda halkımızı ilgilendiren, halkımızın önünü açan, halkımızın gönlünü açan, gözünü açan konulara burada değineceğiz, temas edeceğiz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim hiç karamsar olmasınlar, umutsuz olmasınlar. İşte şu anda hükümete kızıyorlar bilmem ne. Bu hükümet bizim hükümetimiz. Devlet başkanı şu anda bizim devlet başkanımız. Anlatabildim mi? Bunlara atıp tutup sağda solda küfürleşmeler şunlar bunlar. Bunlar gereksiz. Onun için seçime kadar demokrasinin gereği buysa bu hükümeti herkes destekleyecek. Hepimiz beraber olacağız. Nasıl biz götürdük önüne kaynak kitabını 150 milyar dolarlık koyduk. Bu şekilde destek vereceğiz. Yoksa böyle atıp tutmayla efendime söyleyeyim muhalefet yaptım diye ayrıştırıcı söylemlerle hiçbir yere varamayız. O hükümet bizim hükümetimiz. Hepimiz aynı gemideysek birlikte seçime kadar sabredeceğiz. Allah'ın izniyle bu millet bugüne kadar şerefli bir geçmişi var. Ayakta kalmıştır. Yine bu millet her zaman ayakta kalacaktır Allah'ın izniyle. Karamsar olmayacağız. Gelecek bizimdir. Türk milleti şu anda dünyada gerçekten saygın yeri olan, Türk milleti, Türk ulusu olarak saygın yeri olan merhamette, dayanışmada, dış siyasi ilişkilerdeki yaklaşımlarda, tabi bugünkü hükümetimizin bazı büyük yanlışları oldu ama olumlu adımları oldu. Şu Suriyelileri, Afgan dışarıdaki muhacirleri ülkemize kabul etmesi, hangi ülke kabul etti? Hiçbirisi kabul etmedi. Kabul edenler oldu ama değişik amaçlara matuf olarak onları kabul ettiler. Ama biz tamamen insani olarak, vicdani olarak, Allah korkusuyla, merhametiyle biz o insanlara yaklaştık. Şu anda ülkemizde yerleşik
durumdalar bu insanlar. İnşallah ülkelerinin yaşama ortamları hazır olduğu zaman, yaşanabilir bir pozisyona geldiği zaman bu kardeşlerimizle inşallah bu muhacirleri göndereceğiz yerlerinde. Çünkü onlar da belki rahat değiller. İnsanın kendi vatanı gibi var mı? Doğduğu toprakta mutlu olur. Evet, doğduğu toprakta mutlu olur. Onun için bunu böyle düşünelim, böyle algılayalım. Biz halkımız için uzun yıllar bir hazırlıktan sonra partimizi kurduk. Sayın Doğuş TV izleyenlere bu mesajı vermek isterim. Biz çok büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Bu hazırlıklarımızın emarelerini de kaynak kitabı halinde, projeler halinde ortaya koyuyoruz. Biz diğer partilerin bazı hepsini kastetmiyorum tabii. Ve her partinin de her insanını kastetmiyorum, mensubunu kastetmiyorum. Bazılar kendini kaybedip ayrıştırıcı söylemler, tutumlar içerisine giriyor. Onlara metanet vermesinler, onlara rağbet etmesinler. Nerede yapıcı, birleştirici bir muhalefet varsa, iktidar varsa, iktidar mensubu varsa onlara destek versinler. Biz birleştirici olma yolunda ilk baştan genel başkanımızın o sözüne istinaden bu yolu takip ediyoruz. Bizim temelimiz, çünkü biz milli görüşçüyüz, temelimiz sevgi ve kardeşlik, hedefimiz sadece Türkiye değil, bütün insanlığın saadeti. Düzenimiz de adil düzen. Vahşi kapitalizmin, emperyalizmin düzeni değil. Bu düzen içerisinde hiçbir topluluk, teşkilat, parti muvaffak olamaz. Bu düzen adil düzen olacak. Adil düzen insan merkezi, insanın yapısına uygun olacak. Onun için sömürü olmayacak. Evet, sömürü olmayacak. Emek hırsızlığı olmayacak, ezilme olmayacak. Yönetimde adalet, paylaşımda adalet olacak. Bu anda, şu anda bile bu eksiklikleri maalesef görüyoruz. Yönetimde ve paylaşımdaki adaletsizlikleri yaşıyoruz şu anda. Bunların ortadan kaldırılmasında çok büyük hassasiyetimiz var bizim. Halkımız bunu böyle bilsin. Ya siz nasıl yapacaksınız? Biz yaptık geçmişte. Soranlara bunu diyoruz. Sayın Doğuş TV izleyiciler, biz yaptık. Onun için yine yapacağız diyoruz. Referansımız var. İş bitirmişlik belgemiz var. Ama çoğunun da bazı partilerinde iş batırmışlık belgesi var. Hepsini kastetmiyorum. Tenzih ediyorum iyi niyetli mensuplarını. Onun için buradan son olarak şunu Doğuş TV izleyicilerine söylemek isterim. Bizim teşkilatımıza, partimize, Yeniden Refah Partisi'ne ve başındaki genel başkanımıza hepinizin desteğini bekliyoruz. Hepimiz el ele, gönül gönüle verelim, omuz omuza verelim. Şu bizim hepinizin beklentilerine, umutsuzluğuna ışık olacak projelerimizi hayata geçirmek için kenetlenelim. Başka çare yok. Çare, Yeniden Refah Partimizi bir an önce iktidara taşıyalım. Ve buradan tekrar sözlerimizin sonuna gelirken... Son verme hocam, bir sorum daha çıktı çünkü. Öyle mi? Güzel bir konuya değiştiniz. Birleştirici, barışla ilgili, temiz ahlakla ilgili güzel konulara değindiniz. Yeniden Refah Partisi iktidar olduğu zaman... Örneğin Cumhurbaşkanımız Fatih Erbakan olduğu zaman karşısına muhalefet alıp televizyonda saygı çerçevesinde ülkenin sorunlarını tartışacak durumda bunu görebilecek miyiz biz? Evet. Çünkü şu an aklıma geldi. Giden gün bir programda bilim adamı, üniversite hocası ağza alınmayacak tartışmalar yapıyorlar. Biz bunun Fatih Erbakan'ın, rahmetli Necmettin Erbakan'ın, Demirel'in, rahmetli Alparslan Türkeş'in zamanında görmedik. Bunu tekrar Fatih Erbakan'la göreceğiz mi hocam? Evet. Güzel bir konuya daha temas ettiniz Süleyman Bey. İnşallah biz iktidar olduğumuz zaman eğer halkımızı ilgilendiren memleketin sorunları varsa, bu sorunların giderilmesi gerekiyorsa bunların ortaya konulması, değişik akademisyenler, bu konudaki uzmanlar tarafından tartışılması, sorgulanması lazım. Bu sorgulamadan, bu araştırmadan, bu karşılıklı istişareden niye kaçıyoruz? Demek ki bir, eğer iktidarsa iktidarın bundan bir endişesi var, bir kaçındığı bir taraf var.
Hani yarası olan kocunur diye bir halk tabiri var. Kaçmayacağız, korkmayacağız. Biz inşallah iktidara geldiğimiz zaman değişik, sizin aklınıza gelmeyen değişik insanlarda, belki de beğenmediğiniz, sürekli muhalif olduğunuz insanlarda öyle güzel fikirler çıkar ki, öyle güzel düşünceler çıkar ki bu halkın yararına. Bununla ilgili çok yaşadığım gerçekler, olaylar var ama şimdi zamanımız buna el vermiyor. Onun için sorgulamaktan, istişareden ama ortaya konulan veriler gerçekçi olacak, bilimsel olacak. Ortaya konulan veriler bu izlendiği zaman izleyicilerimiz tarafından herkesi tatmin edecek, herkesi rahatlatacak. Yoksa böyle birbirine bağırmayla, masaya yumruk vurmayla bilmem ne, zaten milletimiz televizyonu ben de dahil kapatıveriyoruz. İzlemiyorlar ki zaten şu an dijital ortamda izleniyor. Yani bununla kimi oyalıyorlar? Niye bunu yapıyorlar? Ben hala mana veremiyorum. Ama bizim geçen bilim adamlarıyla aşıyla ilgili ortaya koyduğumuz bir adama da karartma yapıyorlar. Kaldırdılar hocam. Ortadan kaldırıyorlar. Buyur işte. Milletimiz bunu görüyor. Bu gerçekleri biliyor. Sorgulamadan niye kaçıyoruz ya? İstişareden niye kaçıyoruz? Adam aşıyla ilgili 76 bin belge olduğunu, makale olduğunu, Profesör Serhat Fındık Bey ve hastalarıyla beraber olduğunu, hastaların içerisinde. İşin uzmanı. Ya ne olur yalvarıyor. Sağlık Bakanlığımızın önünde, bilim heyetimizin önünde, 83 milyonun önünde bunu konuşalım diyor. Konuşalım. Halkımıza zarar gelmesin. Bu aşı çoğaldıkça hastalık çoğalıyor, vaka çoğalıyor diyor. İngiltere'de %90 aşı olmuş diyor. Vaka hala artıyor, hastalık artıyor diyor. Hani %70 aşılanınca ortadan yavaş yavaş kalkacak diye hastalık. %90'a varmış İngiltere. Ah şey Kastamonu olsa gerek. Mavi ile birinci sırada şu anda. Aşı olmuş, tamamlamış. Sağlık Bakanımız koca geçen açıkladı. Aşıyı tamamlamış. Hani %70'i tamamlarlarsa iyileşme olacaktı ya o toplumda. Şimdi orada daha fazla vaka sayısı var. Buyur. Bir aşı dediler. Şu an insanlar dördüncü aşı bir şey yok. Şimdi ben daha bugün yine kahvaltıda arkadaşlarla konuşurken yine gündeme geldi. Benim dedi şu dayım mı dedi bir yakını üçüncü aşıyı oldu yoğun bakımda. Benim eniştem ikinci aşı oldu. Buyur. Avrupa'da yaşıyor. Buyur. Şu an Türkiye'de yoğun bakımda. Yeni çıktı yani yoğun bakımdan. Şu anda yani aşı insan hastaneye düşmüyor. Aşılı olan benim kendi oğlum bile aşılı karantinadalar. Altınöz ilçe başkanımız dün ziyaret ettik. Geçmiş olsun dedi. Babası şu anda çok ağır. Aşısını olmuş, iki aşısını olmuş. Yoğun bakımda doktor ümit yok demiş. Üzülüyordu, biz de üzdü. Daha dün oldu. Onun için bunları yani sorgulamakta, halkımızın sağlığı için gereken fikirleri ortaya koymakta ne sakınca olabilir? Halkın kamuoyunun önünde bunlar tartışılsın, konuşulsun ama nezaket kurallarını dışarıya çıkmamak kaydıyla. Buna da gerekli statüyü, kuralı getirsinler. Basında nasıl konuşulacağını, halkın kamuoyunda nasıl konuşulacağının sınırlarını belirlesinler. Ona göre bilim adamları, bu işin uzmanları, ehliyetli, liyakatli kim varsa her hangi sahada olursa olsun her konuda, ekonomide, sağlıkta, diğer sahalarda, askeri sahada bilen insanlar, bu işin içerisindeki uzmanlar bunu konuşsun, tartışsın, sorgulasın ve en sağlıklı sonuca bu şekilde ulaşmış olalım. Sayın Başkanım belki bu sorgulamada belki de bir baharatın biriyle bu hastalığı yenebilecek güce gelebileceğiz sorgulanırsa. Evet. Evet, evet. Maalesef. Geçmişte makaleler de var bununla ilgili. Örneğin 81'de Amerikalı bir bilim adamı resmen bugünkü yaşayacağımızı bu şekilde yapacaklarını anlatıyorlar. Geçen o Profesör Serdar Fındık Bey, bakın bir sürü hap ilaç veriyorlar ya, şu asalak solucan ilacı varmış, o çok iyi geliyormuş. Onu söyledi. Kullandıklarından sonuç aldığını söyledi. Bunu incelesinler bilim adamları, bilim heyetimiz. Bunun üzerinde dursunlar. İlla Dünya Sağlık Örgütü'nün ağzına bakıp sağlık hizmetlerini ona göre yürüteceğiz diye bir kural yok. Oradan, Bill Gates'in ağzına bakıp ekonomiyi yani. Ona göre
tanzim edeceğiz diye bir olay yok. Ya lütfen kendimize gelelim. Biz, milletimiz, insanlar gerçekten zeki bizim. Bizim çok geçmişimiz sağlam, imanlı, izanlı insanların oluşturduğu bir topluluğuz biz. Cihan şumul bir geçmişe, tarihe sahibiz biz. Onun için geçmiş değerlerimizi çok iyi bilip bu değerler üzerinde bina edersek siyasetimizi tayin edeceğimiz yolu Allah'ın izniyle siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın yardım ettiğinin de sırtını kimse yere getiremez. O kadar bu iş sonuçlanmıştır. Teşekkür ederim başkanım. Güzel konulara değindik. Evet, hastalık var. Araştırılmasından, sorgulanmasından yanayız. Hiçbir şeye karşı evet. değiliz. Bu mesajı verdik. Teşekkür ederim. Bize son sözleriniz, Yeniden Refah Partisi'nin o güzel, evet. donanımlı insanı bize neler anlatacak? Son sözler olarak. Teşekkür ederim. Halkımız umutsuz olmasın. Az önce bahsettiğim gibi dertlenmesin. Onların derdine derman olacak. Mazlumların, masumların, mahsumların gözyaşlarını dindirecek. Onların üzüntülerini ortadan kaldıracak. Umutsuzluklarını ortadan kaldıracak büyük projelerle netice veren olumlu projelerle Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partisi hazırlıklı kadrolarıyla yönetime, otoriteye talip. Biz yavaş yavaş oraya geliyoruz. Yerimizi, ağırlığımızı biliyoruz. Halkımızın beklentilerini çok iyi analiz ettik. Çok iyi tespit ettik, teşhis ettik. Ona göre de hazırlığımızı tamamladık. Hala da devam ediyor. Tamamladık dersek yanlış olur. Hala devam ediyor. Onun için hiç merak etmesinler. Yeniden Refah Partisi'nde hep birlikte kenetlenelim, birleşelim, destekleyelim ve iktidar olalım hep birlikte. Bizim iktidar, yani Yeniden Refah Partisi'nin iktidar olması halkın iktidar olmasıdır. Çünkü projeleri halkın bünyesine uygun olarak, halkın gündemine uygun, halkın beklentilerine uygun olarak hazırlanmış. Eğer bu projeleri zaman içerisinde izleyecek olurlarsa, görecek olurlarsa gerçekten bizim projemiz bunlar, bizim iktidarımız olacak bunlar diyebilirler. Hiç merak etmesinler. Tekrar buradan bütün bizi izleyen, Doğuş TV izleyenlerine, bütün halkımıza Yeniden Refah Partisi mensubu olarak başta genel başkanımızın selam ve sevgilerini arz ediyorum. Ayrıca şahsımda bütün izleyenlerimize selam, sevgi ve muhabbetlerimi bildiriyorum. Ayrıca Doğuş TV'de bize bu imkanı veren siz Süleyman Bey'e ve eşlik eden kadronuzdaki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. İnşallah Allah akıbetimizi hayırlı eylesin. Amin. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir program aldı. Güzel bir mesajlar verildi bize. İnsanlarımız bilgilendirdi. Burada bize Almanya'dan izleyen kardeşlerimiz var. İyi yayınlar dilemişler. İsim vermeyeceğim. Çünkü burada beğeni attıkları zaman o kimler takip ettiğini biliyorum. 78'den kişi şu an takip ediyor. Çünkü beğeni yaptıkları zaman şeyleri çıkıyor, tanıdığım insanlar. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. Almanya'dan izleyen var, evet. Yurt dışından izleyenler var bayağı. Çünkü uluslararası bir yayın yapıyoruz dijital ortamda. İnsanlar artık televizyon seyretmiyor, ellerinde telefonla evet. takip ediyor. Tabii, bu tabii. da Yeniden Refah Partisi'ne bir avantaj oldu inşallah bu program. Bir dahakisi programda inşallah daha güzel konulara i̇nşallah. Değinmek dileğiyle. İnşallah. Doğuş TV izleyenlerine buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyoruz. Bu imkanı bize sunan Uluslararası Basın Cemiyeti Başkanı Doğuş TV İmtiyaz Sahibi Sayın Mehmet Garip Siper'e, Refah Partisi Merkez Kurucu Üye Sayın Mustafa Sarı Hocam'a ve arka mutfakta bu işi yürüten kameraman arkadaşlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim.